Motorspor Türkiye'den herkese merhaba. Sezonun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Heyecan dolu 2021 Formula 1 sezonunun sıradaki durağı Brezilya'nın Interlagos pistiydi. Sprint sıralama yarışını kazanan Valtteri Bottas bu yarışı ilk sıradan başlarken Max Verstappen ikinci, grid cezası bulunan Lewis Hamilton ise 10. sıradan başladı. Verstappen yarışa çok iyi başladı ve startta Bottas'ın yanına geldi. İlk virajın ardından Bottas pist dışına taşarken liderlik Hollandalı pilota geçti. Daha sonra Sergio Perez de Bottas'ı geçti. Hamilton ise harika bir ilk tur geçirip 6.'lığa kadar çıkmayı başardı. Daha sonra Ferrari pilotlarını da geçen Hamilton Bottas'ın ardına geldi. Mercedes Bottas'tan İngiliz sürücüye yol vermesini istedi. Bunun üzerine de Bottas ilk viraja gelinirken Hamilton'a yol verdi. Arka tarafta Yuki Tsunoda Lance Stroll ile temas yaşadı ve bu temasın ardından ön kanadını kırdı. Pistteki parçalar nedeniyle de yarışa güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracının ardından Hamilton ikincilik için Perez'i sıkıştırmaya başladı ve 18. turda ilk viraja gelinirken Meksikalı sürücüyü geçti. Fakat 4. viraj öncesinde ise Perez yerini geri aldı. Sonraki tur ilk viraj öncesinde bir atak daha yapan Hamilton bu kez Meksikalı sürücüyü geride bıraktı ve lider Verstappen'in peşine takıldı. Bu noktada ikili arasındaki fark yaklaşık 4 saniyeydi. İlk pitlerin ardından aradaki fark 1,5 saniyeye kadar düştü. Yarışın 31. turunda Lance Stroll'ün aracından kopan parçalar nedeniyle sanal güvenlik aracı devreye girdi ve Mercedes bu periyottan faydalanarak Bottas'ı pite aldı ve Perez'in önüne geçmesini sağladı. Red Bull yarışın 41. turunda aradaki farkın 1 saniyenin altına inmesinin ardından Verstappen'i yeniden pite aldı. Bundan 3 tur sonra pite giren Hamilton sonrasında Verstappen'le aradaki farkı kapattı ve atak şansı yakaladı. 48. turda Verstappen ve Hamilton 4. viraj öncesinde yan yana geldi. Hollandalı pilot dış taraftan kendisine geçmeye çalışan Hamilton'ı dışarı itti ve bu ikili birlikte pist dışına çıktı. Sonuç olarak Verstappen ön taraftaki yerini korumuş oldu. Hamilton buna rağmen bitime 13 tur kala 4. viraj öncesinde rakibine tekrar atak yaptı ve bu kez frenleme öncesinde Hollandalı pilotu geride bırakarak liderliği ele geçirdi ve farkı açmaya başladı. Bu hafta sonu performans olarak en iyi isim olarak öne çıkan Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve kendisi için kaotik geçen hafta sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek çok kritik bir galibiyet aldı. Böylelikle bitime 3 yarış kala Verstappen'le arasındaki puan farkını da 14'e indirmiş oldu. Verstappen tüm çabalarına rağmen ikinci olurken podyumu tamamlayan isim Bottas oldu. Sanal güvenlik aracı sebebiyle sıra kaybeden Perez son turda en hızlı turu da atarak yarışı 4. sırada bitirdi. Böylelikle Mercedes ve Red Bull arasındaki puan farkı ise 11'e çıkmış oldu. Ferrari pilotları ise yarıştan beklediklerini aldılar. Charles Leclerc önceki günlerde iyi gözükmese de yarışta harika bir performans sergiledi ve 5. oldu. Takım arkadaşı Carlos Sainz'ın da 6. olmasıyla beraber Ferrari şampiyon üçüncülüğü için avantaj sağladı. Pierre Gasly son bölümde yaptığı pit stopun ardından Alpine pilotlarının gerisine düşse de yaptığı geçişlerle beraber 7. oldu ve Alfa Tauri'ye 6 puan getirdi. Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso da iyi bir yarış çıkarttı. Sırasıyla 8. ve 9. olan bu ikili takıma çifte puan getirdi. Hafta sonunun son puanı ise startta Sainz ile temas yaşayıp lastik patlatan Lando Norris'e gitti. Bu olaydan sonra son sıraya düşen McLaren pilotu güvenlik aracının da yardımıyla iyi şekilde yükselmeyi başardı. Yarışın ilk bölümlerinde puan barajında yer alan Aston Martin pilotu Sebastian Vettel 11. olup puan alamazken Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 12. Williams'tan George Russell 13. oldu. Antonio Giovinazzi'nin 14. olduğu yarışta Yuki Tsunoda 15. Nicholas Latifi 16. oldu. Son iki sırada ise Nikita Mazepin ve yarışta Raikkonen ile temas yaşayıp ön kanadını kıran Mick Schumacher yer aldı. Daniel Ricciardo ve Lance Stroll ise araçlarındaki sorunlar nedeniyle finish göremediler. Sezonun bir sonraki yarışı 21 Kasım'da Katar'daki Losail pistinde yapılacak.